Bu dersimizde Chrome tarayıcısı içerisindeki yer işaretleri bölümünü nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Yani sık kullanılanlar da diyebileceğimiz bölümü nasıl kullanacağımızı hemen değineceğiz. Öncelikle sık kullanılanlar bölümü ekranın en sağ adres çubuğunun en sağında bulunan Google Chrome ürününü özelleştirme denetleyin tipini tool tipini aldığınız bölüm içerisinde. İlk sırada olan yeni sekme, yeni pencere, yeni gizli pencere bölümünün hemen altında bulunan yer işaretleri bölümüne girdiğimizde bu bölümden rahatlıkla yerleştirebiliriz ki bu sık kullanılanlar dediğimiz bölüm olarak bahsedebiliriz. Diğer taraftan yer işaretleri tarayıcının alt bölümüne, adres çubuğunun alt bölümünde yerleştirebilecek bölüm. Öncelikle yer işaretleri ve ayarlarını içeri aktar bölümünü geçtikten sonra yer imi çubuğunu göster bölümü. Yani öncelikle yer işaretleyici çubuğunu göstermemiz gerekecek. Bunu işaretledikten sonra gördüğünüz gibi hemen alt bölüme hızlı erişim için yer işaretlerini aktarmamız oldu. Biz istersek buraya sürükle bırakla kaydedebiliriz. Örneğin şu andaki adresi oxotraining.com adresini hemen başında bulunan ikona gelip tutup sürüklediğimizde çubuğun üzerine sürüklediğimizde gördüğünüz gibi kaydetmiş olduk. Farklı bir adrese girelim. Bu adresi de girdikten sonra kaydetmek istiyorsak hemen yine tutup adres çubuğuna bırakmamız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bunları da kendi arasında yerleşim kısmını sürükleyerek rahatlıkla yapabiliriz. Giriş yapmak için kliklemeniz artık yeterli olacaktır. Bu arada bu eklediğimiz iki tane yer işareti farklı işletim sistemlerinde, farklı cihazlardaki Chrome tarayıcısını kullandığımızda ve kendi hesabımızda girdiğimizde ki gördüğünüz gibi info@oxotraining.com hesabı oturum açıldı. Bu oturum açtığınız her Chrome'da bu şekilde görünecektir. Veya tekrar bunları taşımanıza gerek yok. Bunlar online hesabınızda tutulur ve hangi tarayıcıda giriş yapıyorsanız hesabınızda o hesabınızla ilgili bilgiler otomatik olarak yerleştirilir. Eğer istersek gruplamak istediğimizde yer işaretinin üzerine gelip sağ klik yaptığımızda bu bölüm içerisinden klasör ekle bölümünü kullanarak yeni bir klasör ekleyebiliriz. Yer işaretleri, diğer yer imleri birazdan bahsedeceğimiz konu olacak. Buraya yeni klasör, klasör adını bildiriyoruz. Örnek klasör diyorum ve kaydet dediğim andan itibaren gördüğünüz gibi örnek klasör. Tutup farklı bir şeyi üzerine getirip beklettiğimizde, bıraktığımızda direkt olarak gördüğünüz gibi liste haline getirmiş oluyoruz. Ve google.com'a geldim. Tutup direkt sürükleyebilirim. Ve gördüğünüz gibi bıraktığımda klasör sisteminde rahatlıkla bu bölümde kullanmamız mümkün olacaktır. Eğer istersek uzun bir isim, yani bu liste uzun bir isimse üzerine gelip sağ klik yaptığımızda düzenle dediğimiz andan itibaren hemen istersek yerini değiştirebiliriz. İstersek de yer işareti bölümünde görünen ismini değiştirebiliriz. URL'si URL'i burada sabit olarak kullanılacak. Kaydet dediğimiz andan itibaren gördüğünüz gibi label'ını buradan rahatlıkla değiştirebiliriz. Farklı bir adrese girelim. Twitter. Giriş yaptıktan sonra hemen sağ bölümde bulunan yıldız işaretini bunu yer işareti yapmak için de rahatlıkla kullanabiliriz. Eğer yer işareti olan bir yere giriş yapmışsak bu bölüm içerisi sarı olarak işaretli hale gelecek. Kliklediğimde yerim olarak işaretlemek için gördüğünüz gibi klasör, örnek klasör, yer imleri çubuğu ki bu çubuğa direkt atacak OxoTraining'in bulunduğu gibi. Eğer örnek klasör içerisine atmak istersek burada örnek klasörü seçmemiz gerekecek. Diğer yer imleri dediğimiz bir bölüm var. Bu bölümü atmak istersek de direkt bu bölümü seçeceğiz. Eğer farklı bir klasör oluşturup bu klasörün içerisine atmak istersek de hemen başka bir klasör seçin bölümünü klikleyip yeni bir sosyal dedikten sonra Twitter olarak kalsın ve yerimlerini işaretledikten sonra hemen alt bölümden yeni klasör sosyal dediğimiz bir klasör oluşturup kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi yeni klasör oluşturdu, ismini değiştirememişiz. Twitter olarak işaretledi. İsmini daha sonradan da değiştirebiliriz. Yeniden adlandır, sağ klik, yeniden adlandır sosyal dediğimizde
kaydet, gördüğünüz gibi rahatlıkla listeleme işlemini yapabiliriz. Farklı yerlerden birçok işlemi yapmamız mümkün olacak. Hemen tekrar ayarlar bölümüne gelip menümüzü açtığımızda yer işaretleri bölümü içerisinde gördüğünüz gibi rahatlıkla alt bölümlere de ulaşabiliyoruz. Yani birçok yerden yer işareti eklemek işlemini yapmamız mümkün. Bu konuda ciddi pratik yöntemler bize sunmaktadır. Yer imi yöneticisini açtığımız andan itibaren eğer Chrome'u herhangi bir Google hesabıyla kullanmıyorsak sadece biz manuel olarak yer imlerini bir browser'dan, bir Chrome tarayıcısından farklı bir Chrome tarayıcısına taşımak istersek burada farklı yöntemlerimiz var. İstersek bu bölümde rahatlıkla düzenleme işlemini yapabiliriz. Gördüğünüz gibi düzenle işlemini, kes, kopyala, silme işlemi gibi birçok işlemi burada yapmamız mümkün olacaktır. Diğer taraftan ilgili bölümü yeni sekmede aç gibi dediğimizde gördüğünüz gibi ilgili browser yapar. Bu kullanımlar normalde sağ klik yaptığınızda siz de okuyarak ya da bakarak rahatlıkla elde edebileceğiniz yapılar. Bunun dışında hemen düzenle bölümünü kliklediğimizde alt bölümde bir yapımız var, özelliğimiz var. Yer işaretlerini HTML dosyasından içe aktar. Bu şu demek, siz alt bölümde dosyasını aktar, HTML dosyasını aktar dediğimizde hemen bize masa üstüne save diyorum ve bunu tekrar double click yapalım. Gördüğünüz gibi bookmark'ımızı HTML sayfası olarak direkt kaydedebiliyoruz. FileZilla'da olduğu gibi. Bu işlemi kaydettikten sonra gidip farklı bir Chrome bölümüne, Chrome tarayıcısına geldiğimizde yine aynı bölümden, yani yer işaretleri, yer imi yöneticisini açtığımızda yer işaretleri yöneticisine bu bölümden bu sefer dosyasına aktar değil, dosyasını içe aktar dediğimiz andan itibaren gösterdiğimiz HTML'i direkt olarak kaydetmiş oluyor. Burada içe aktarılanlar bölümü içerisinde bize farklı bir browser'daki adresleri rahatlıkla taşımış oluyoruz. Bu işleme eğer Chrome üzerinden bir kullanıcıyla giriş yapmamışsanız bookmark'ınızı taşıyabiliyorsunuz. Fakat eğer giriş yapmışsanız buna hiç gerek yok. Zaten varsayılan olarak bu bilgiler online tutulduğu için giriş yaptığınız Chrome'da otomatik olarak senkron edilecektir. Sağ klik yapıyorum ve sil dediğim andan itibaren bu bölümü de rahatlıkla silebiliyoruz.